اهلا وسهلا اهلا بك اهلا الحمد لله جود الحمد لله الحمد لله Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi üyelerini kabul etti. Ümmetimizin İslam düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa karşı durması ve birlik içerisinde olması bu tehditle mücadelede hayati öneme sahiptir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen saldırılara da dikkat çekti. Avrupa'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında müsaade edilmesini kabul etmediğimizi her vesileyle ifade ediyorum. Bu açık bir nefret suçudur ve barbarlıktır. İsveç'te, Hollanda'da ve bilhassa Danimarka'da tekrarlanan saldırılar, demokrasi ve insan haklarının bu coğrafyada yerleşmediğini gösteriyor. İslam'a ve Müslümanlara karşı yapılan bu saldırılara göz yumanların insani değerleri ne kadar içselleştirdiklerini her olayda bir kez daha görüyoruz. Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi üyelerine de son aylarda Kur'an-ı Kerim'e yönelik artan saldırılar konusunda önemli görevler düştüğünü vurguladı. Birçoğunuz Amerika'da siyasi çevrelere erişim bakımından önemli roller oynuyorsunuz. Yerel ve federal siyasette temsilcileriniz bulunuyor. Bu etkiyi de kullanarak Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ifade özgürlüğü bahanesiyle savunulamayacağını, bunların toplumsal huzur ve istikrarı hedef aldığını, Amerikan Kongresi başta olmak üzere tüm siyasi çevrelere etkili şekilde anlatmanızı bekliyorum. ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal de seçim zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı. İnanıyoruz ki siz bütün dünyadaki Müslümanlara destek olmaya devam etmek için elinizden geleni yapacaksınız ve Allah da sizlere destek olacaktır. Sadece Amerika'daki Müslümanlar değil, bütün Müslüman dünyası sizler için dua ediyor, etmiştir ve Allah da bu dualarımızı kabul etmiştir.